Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Çünkü yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde bu sefer size Noel Baba'dan değil Noel Anne'den ve ürkütücü hikayesinden bahsediyorum. O halde eğer yeterince cesursanız ve uykusuz kalmaya hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlarım, yeni yıl deyince çoğumuzun aklına hemen Noel Baba ve hediyeler gelir. Noel Anne ise neredeyse hiç hatırlamayız. Onu bilen insanlarsa sadece Kuzey Kutbu'nda Noel Baba ile birlikte yaşadığını ve yeni yıl hazırlıkları için Noel Baba'ya yardım ettiğini bilirler. Ancak ne yazık ki gerçekler sadece bunlarla sınırlı değil ve hatta birazcık da ürkütücü arkadaşlar. Ve onun bizden sakladığı bazı küçük sırlar var. O yüzden bugünün videosunda size Noel Anne hakkında korkunç gerçeklerden bahsediyorum. Ve duyduklarınız sizi şaşırtmayı kesinlikle başaracak. Noel Anne ilk defa 1849 yılında yayınlanan kısa bir hikayeyle karşımıza çıkmıştır. Ardından yıllar içinde pek çok kitap, resim ve filmde yer almayı başarmıştır. Genellikle sıcak ve şefkatli bir anne figürü olarak tarif edilir. Ancak onun hakkında bilinmeyen bazı efsaneler olduğunu ve bildiğimizden çok daha fazla güce sahip olduğunu söylesem ne düşünürsünüz? O halde sözü daha fazla uzatmadan onun hakkındaki doğaüstü özelliklere geçelim arkadaşlar. Bunlardan ilki Noel Anne'nin efsanevi derecede uzun bir ömre sahip olması. Hatta onun yüzyıllar boyunca yaşadığı bile söyleniyor. Bazıları onun tamamen bir insan olmadığını ve yaşlanmayan özelliği sayesinde bilinmeyen bir tarihten beri Noel Baba'nın yanında olduğunu, bu sayede Kuzey Kutbu'nu gözlemlediğini söylüyor. Arkadaşlar aslında o her zaman yaşlı bir kadın olarak görünüyor. Ancak sonsuza kadar o yaşta kaldığı için bugüne kadar pek çok Noel Baba'nın varlığına şahitlik ettiği düşünülüyor. Aslında ben de bu videoyu hazırlayana kadar hep bir tane Noel Baba olduğunu düşünmüştüm sevgili arkadaşlarım. Ama anladığım kadarıyla tonlarca Noel Baba varmış ve bahsettiğimiz Noel Anne onların hepsini görmüş. Kulağa gerçekten de ilginç geliyor değil mi? Arkadaşlar Noel Anne hakkında dolaşan başka bir söylenti ise onun gece yarısı kızağıyla gökyüzünde seyahat etmesidir. Bildiğiniz gibi Noel Baba hakkında da geyiklerinin çektiği kızağıyla gökyüzünde dolaştığına dair bir efsane var. Ancak Noel Baba bunu sadece Noel döneminde yapıyor arkadaşlar. Noel Anne'nin ise yılbaşının çoktan geçtiği bir gecede ve istediği herhangi bir zamanda bunu yapabildiği söyleniyor. Bence gece gökyüzüne baktığımızda bu kadının kızağıyla dolaştığını görmek gerçekten de ürkütücü olurdu. Arkadaşlar sırada Noel Anne'nin büyülü tatlıları var. Noel Anne'nin büyülü kiler adı verilen bir yerden malzemeler kullanarak kurabiyeler pişirdiğine dair bir efsane dolaşıyor. Kurabiyelerin ise sihirli özelliklere sahip olduğu ve bunu yiyen insanların son derece gerçekçi, korkunç rüyalar gördüğü anlatılıyor. Arkadaşlar bence bu da Noel Anne'nin gerçekten garip özelliklerinden bir tanesiydi. Başka bir efsaneye göre ise Noel Anne sizi sürekli izliyor. Size daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Noel Baba'nın elfleri yıl boyunca çocukları izler ve onlar hakkında gözlem yapıp bir liste hazırlar. Bu liste çocukların iyiler mi yoksa yaramazlar mı listesine girdiğine dair bilgiler içerir. Efsaneye göre eğer yıl boyunca iyi bir insan olup iyiler listesine girdiyseniz Noel Baba size hediyeler bırakır. Ancak yaramazlar listesine girdiyseniz bunun korkunç sonuçları vardır ve sizi ziyarete Krampus gelir. Sevgili arkadaşlarım eğer izlemediyseniz daha önce Krampus'la ilgili bir video hazırlamıştım. Hemen şuralardan bir yerden videoya ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Noel Anne'nin de çocukları yıl boyunca gözlemlediği ve sessizce davranışlarını kaydettiği söyleniyor. Yani Noel Baba sizin yıl boyunca yaptığınız her şeyi biliyor ancak görünüşe göre Noel Anne de her şeyi biliyor. Sevgili arkadaşlarım eğer yılbaşında Noel Anne ya da Noel Baba'dan birini görme şansınız olsaydı hangisini görmek isterdiniz? Eğer Noel Baba'yı görmek isterdim diyorsanız yorumlara bir Noel Baba emojisi. Ancak Noel Anne'yi görmek isterdim diyorsanız da yorumlara bir Noel Anne emojisi bırakın. Cevaplarınızı şimdiden merak ediyorum. Arkadaşlar sıradaki efsanemiz Noel Anne'nin gizli bir atölyesi olduğunu iddia ediyor.
Efsaneye göre Noel Baba Kuzey Kutbu'nda kimsenin bilmediği bir yerde küçük yardımcıları olan elfleriyle birlikte yaşıyor. Noel Anne'nin de Kuzey Kutbu'nda gizli bir atölyesinin olduğu ve burada gizemli özelliklere sahip korkunç oyuncaklar ve daha pek çok korkunç şey yaptığı söyleniyor. Bir diğer efsaneye göre ise Noel Anne'nin soyu aslında Buz Kraliçesi'ne dayanıyor. Kimilerine göre istediği zaman kar ve tipi fırtınaları meydana getirebiliyor. Kimilerine göre ise istediği zaman onun soğuk bakışları en sıcak kalpleri bile dondurabiliyor. Sevgili arkadaşlarım, sıradaki ürkütücü gerçeğimiz ise Noel Anne'nin bir yansımasının olmadığını anlatıyor. Hatta eğer onun evine girmeyi başarırsanız evinde hiç aynı olmadığını göreceksiniz diye dolaşan dedikodular da var. Çünkü az önce de söylediğim gibi Noel Anne'nin bir yansıması yok. Bu özelliği de onun doğaüstü niteliklere sahip bir varlık olduğunu doğruluyor gibi görünüyor. O halde Noel Anne bir vampir mi, hayalet mi, yoksa bambaşka bir şey mi? Bu sorunun cevabıysa her zaman gizemini koruyor arkadaşlar. Yani onun neden bir yansımaya sahip olmadığını bilmiyoruz. Şimdi ise size Noel Anne'nin ürkütücü şarkısından bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Efsaneye göre Noel Baba Noel gecesinde hediye dağıtmakla çok meşgul olduğu için Noel Anne gece boyunca sokaklarda dolaşıyor ve karanlıkta yankılanan ürkütücü şarkılar söylüyor. Söylediği şarkıların sözlerinin insanları büyüleyici ve hipnotize edici özelliklere sahip olduğu anlatılıyor. Aynı zamanda bu şarkıyı duyacak kadar şanssızsanız sizi ürkütücü bir transa sokuyor. Yani kısacası Noel Anne insanları şarkılarıyla hipnotize ediyor arkadaşlar. Ve bu hipnozdan kurtulmak pek de kolay görünmüyor. O halde hemen size her zaman olduğu gibi klasik uyarımı yapmak istiyorum. Eğer yılbaşına yakın olduğumuz gecelerde sokakta ürkütücü bir kadının şarkı söylediğini duyarsanız bu şarkıyı asla dinlemeyin ve hemen kulaklarınızı kapatın. Çünkü bu şarkıyı dinlemek sizi hiç uyanamayacağınız bir rüyanın içine çekecek ve Noel Anne'nin korkunç dünyasına götürecektir. Arkadaşlar, şimdiki efsanemiz ise Noel Anne'nin büyülü buz gülleriyle ilgili. Efsaneye göre bu güllere kesinlikle bakmamalısınız. Çünkü bu güllerin kendilerine bakan herkesin en derin korkularını ve arzularını ortaya çıkarma yeteneğine sahip olduğu söyleniyor. Güllerin olduğu bahçe ise yasaklı bir alanda bulunuyor. Ve sadece cesur yürekli insanlar bu bahçeye girmeye cesaret edebiliyor. Arkadaşlar, Noel Anne bana her zaman şirin, sevecen ve şefkatli bir kadın olarak gelmişti. Anladığım kadarıyla bu görünüşünün ardında ciddi sırlar saklıyor. Artık ona kesinlikle aynı gözle bakamıyorum. Sevgili arkadaşlarım, şimdi ise videonun en eğlenceli kısmına geliyoruz. Çünkü sizler için Noel Anne ile ilgili korkunç ve paranormal bir oyun buldum. Eğer Noel Anne'yi çağırmak isterseniz bunun bir yolu var. Ancak bunu denemeden önce lütfen oyunun kendi sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Oyun sadece geceleri Aralık ayında ve yeni yıla girmeden önce oynanabiliyor. Oyun oynayabilmek içinse bir yılbaşı ağacına, bir kaleme ve kağıda, ayrıca boş bir çoraba ihtiyacınız var. Tüm ışıkları kapatın. Ardından ağaca doğru yaklaşıp yeni yıl için en büyük dileğinizi ve hayattaki en büyük korkunuzu fısıldayın. Arkadaşlar, Noel Anne sırları seviyor ve onun ilgisini bu şekilde çekebileceğinizi unutmayın. Ardından kağıda bir bilmece yazın ve bunu çorabın içine koyun. Çünkü Noel Anne oyunları da çok seviyor. Eğer her şeyi doğru yaptıysanız karanlıkta ürkütücü bir kahkaha duyacaksınız. Ama onu göremeyeceksiniz. Ancak yine de onun geldiğini bileceksiniz. Çünkü çorabınızın içinde sizi bekleyen bir şeyler olacak. Oyunu deneyip denemeyeceğinizi lütfen yorumlarda bana yazın. Ayrıca deneyenlerin cevaplarını da mutlaka bekliyorum. Arkadaşlar, paranormal oyunlar anlatmamı çok sevdiğinizi biliyorum. Kim bilir, belki de bir gün karanlıkta oynanacak paranormal oyunlar diye bir kitap bile çıkarabiliriz. Tabii ki eğer siz de isterseniz. Sevgili arkadaşlarım, böylece bugünün videosunun sonuna geldik. Eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. Beni bu kadar görmek sizlere yeterli gelmediyse hemen bundan önce paylaştığım uzun korku videosunu atlayın. Ayrıca anlatmamı istediğiniz farklı konular, korkunç efsaneler ya da paranormal olaylar varsa yorumlarda benimle çekinmeden paylaşın. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi unutmayın. Karanlık ve gizemli maceralarımız devam edecek. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.